Hayatın anlamı. Huxley'in huzursuz edici dünyası, mutluluğun zevkle aynı şey olduğuna ilişkin biyolojik varsayıma dayanır. Buna göre mutlu olmak, haz veren bedensel hisler yaşamakla tamamen aynı şeydir. Biyokimyamız bu hislerin etkilerini ve sürelerini sınırladığına göre, insanların yüksek seviyede mutluluğu uzun süre yaşamalarını sağlamanın tek yolu biyokimya sistemlerini manipüle etmektir. Bazı akademisyenler bu mutluluk tanımını kabul etmezler. Ekonomi alanında Nobel ödülü sahibi Daniel Kahneman çok ünlü bir çalışmasında insanlardan sıradan bir iş günlerini anlatmalarını ve her an için tek tek ne kadar hoşlandıklarını veya hoşlanmadıklarını belirtmelerini istemiştir. Çalışmanın sonunda çoğu insanın kendi yaşamıyla ilgili çelişkili görüşleri olduğunu keşfetmiştir. Çocuk yetiştirmeyi ele alalım. Kahneman keyifli ve sıkıntılı anları tek tek sıraladığında çocuk büyütmenin oldukça tatsız bir uğraş olduğu ortaya çıkar. Çocuk büyütmek, bez değiştirmek, bulaşık yıkamak, çocuğun öfke nöbetleriyle uğraşmak gibi kimsenin sevmediği uğraşları gerektirir. Öte yandan çoğu ebeveyn çocuklarının başlıca mutluluk kaynağı olduğunu söylerler. Bu insanların kendileri için neyin iyi olduğunu bilmedikleri anlamına gelir mi? İhtimallerden biri bu. Bir diğeri de mutluluk anlarının sayıca fazla olması anlamına gelmediğidir. Mutluluk aslında bir insanın hayatını anlamlı ve değerli görüp görmediğiyle ilgilidir. Mutluluğun önemli bir bilişsel ve ahlaki yönü vardır. Değerlerimiz kendimizi yeni doğmuş bir diktatörün zavallı köleleri veya yeni bir yaşamı sevgiyle büyütenler olarak görmemiz arasındaki temel farkı yaratır. Nietzsche'nin de söylediği gibi, yaşamak için bir sebebiniz varsa her şeyle baş edebilirsiniz. Anlamlı bir hayat zorluklar içinde geçse de son derece tatmin edici olabilir. Buna karşılık anlamsız bir hayatta ne kadar konforlu olursa olsun korkunç olabilir. Her çağda ve her kültürde insanlar aynı zevkleri ve acıları hissetse de bu deneyimlere atfettikleri anlamlar muhtemelen büyük ölçüde farklılık gösteriyordu. Eğer öyleyse mutluluğun tarihi biyologların sandığından çok daha çalkantılı olabilir. Bu çıkarım modernitenin lehine değildir. Yaşamı gündeliğe göre değerlendirirsek ortaçağ insanlarının daha zor zamanlar geçirdiğini söyleyebiliriz. Ama öbür dünyadaki ebedi mutluluğa inandılarsa uzun vadede mutlak ve anlamsız bir unutuluştan başka bir beklentisi olmayan modern seküler insana kıyasla hayatlarını çok daha anlamlı ve değerli görmüş olmaları muhtemeldir. Ortaçağ insanlarına öznel mutluluk anketleri yapılıp hayatınızdan memnun musunuz diye sorulsa çok daha yüksek puanlara ulaşabilirlerdi. Yani ortaçağ atalarımız ölümden sonraki hayatla ilgili kolektif sınırlarına bir anlam yükledikleri için mi daha mutluydular? Evet. Kimse fantazilerine karışmadıktan sonra neden olmasınlar ki? Tamamen bilimsel bir bakış açısıyla bilebildiğimiz kadarıyla insan yaşamının hiçbir anlamı yoktur. İnsanlar belirli bir amacı olmayan ve körlemesine ilerleyen evrimsel süreçlerin sonucudur ve faaliyetlerimiz ilahi bir kozmik planın parçası değildir. Dünya yarın patlayarak yok olsa evrende hiçbir değişiklik olmazdı. Tahmin edebileceğimiz kadarıyla insanların kendilerine dair anlam arayışı ve öznelliklerinin eksikliği de pek hissedilmezdi. Bu yüzden insanların yaşamlarına atfettiği herhangi bir anlam sadece sanrıdan ibarettir. Orta çağdaki insanların hayatlarında bulduğu öbür dünyaya ilişkin anlamlar modern hümanist, milliyetçi veya kapitalistlerin bulundukları anlamdan daha gerçek dışı değildi. İnsanlığın bilgi birikimini artırdığı için hayatın anlamlı olduğunu söyleyen bilim insanı, anavatanı korumak adına savaştığı için hayatın anlamlı olduğunu söyleyen asker ve anlamı yeni bir şirket kurmakta bulan girişimci, orta çağda yaşayan ve eski metinleri okuyup kutsal savaşlara katılan veya yeni bir tapınak yapan muadillerinden daha mantıklı değiller. Bu yüzden mutluluk belki de bir insanın anlamla ilgili sanrılarını hakim kolektif sanrılarla uyumlu hale getirmesidir. Kişisel hikayelerimiz etrafımızdakilerin hikayeleriyle uyumlu olduğu sürece hayatın anlamlı olduğunu ileri sürebilir ve bu bilinçle mutlu olabiliriz. Bu aslında oldukça üzücü bir sonuç. Mutluluk gerçekten kendi kendini kandırmaya mı bağlıdır? Kendini bil. Mutluluk zevk almaya dayanıyorsa mutlu olmak için biyokimyasal sistemimizi yeniden tasarlamamız gerekiyor demektir. Mutluluk hayatın anlamlı olduğu hissine dayanıyorsa mutlu olmak için bu sefer kendimizi daha da etkin bir şekilde kandırmamız gerekiyor demektir. Üçüncü bir seçenek var mı? Yukarıdaki görüşlerin ikisi de mutluluğun bir çeşit öznel his olduğu, zevk veya anlama dayanan ve insanların mutluluklarını ölçebilmek için tek yapılması gerekenin onlara nasıl hissettiklerini sormak olduğu fikrine dayanır. Bu pek çoğumuz için mantıklıdır.
Çünkü çağımızın en yaygın dini olan liberalizm, bireylerin öznel hislerini kutsal olarak gördüğü gibi üstün otoritenin de kaynağı olarak kabul eder. Neyin iyi, neyin kötü, neyin güzel, neyin çirkin olduğu, neyin yapılması, neyin yapılmaması gerektiği bizim ne hissettiğimize bağlı olarak belirlenir. Liberal siyaset, seçmenlerin en iyisini bildiği ve bize neyin iyi olduğunu söyleyecek bir büyük biradere gerek olmadığı varsayımı üzerine kuruludur. Liberal ekonomi müşterinin her zaman haklı olduğu fikrine dayalıdır ve liberal sanat da zevkler ve renkler tartışılmaz der. Liberal okullardaki ve üniversitelerdeki öğrenciler kendileri için kafa yormaları yönünde eğitilirler, reklamlar yap gitsin der, aksiyon filmleri, sahne gösterileri, pembe diziler, romanlar ve pop şarkıları da sürekli kalbinin sesini dinle, kendine karşı dürüst ol, kendin gibi ol demektedir. Bu görüşü en klasik şekli Jean-Jacques Rousseau özetlemiştir. İyi olduğunu düşündüğüm şey iyi, kötü olduğunu düşündüğüm şey kötüdür. Çocukluğundan beri sürekli bu sloganlarla büyütülen insanlar mutluluğun öznel bir iyi hissetme hali olduğundan ve mutlu olup olmadığını en iyi kendisinin bileceğinden şüphe etmezler. Ama bu görüş aslında liberalizme özgüdür. Tarih boyunca çoğu din ve ideoloji iyilik ve güzellik için son derece kesin nesnel ölçütler geliştirerek ortalama insanın hisleriyle tercihlerine şüpheyle yaklaştılar. Delfi'deki Apollo Tapınağı'nın girişinde hacılar şu yazıyla karşılanırdı. Kendini bil. Bunun anlamı ortalama insanın kendisiyle ilgili cahil olduğu ve gerçek mutluluğu da bilemeyeceğiydi. Freud muhtemelen bunu onaylardı. Muhtemelen Hristiyan teologlarda Aziz Paulus ve Aziz Augustin insanlara kalsa çoğunun Tanrı'ya dua etmektense seks yapmayı tercih edeceğini biliyorlardı. Peki bu seks yapmanın mutluluğun sırrı olduğu anlamına mı geliyor? Paulus ve Augustin'e göre değil. Bu sadece insanlığın doğal olarak günah meyilli olduğunu ve şeytan tarafından kolayca yoldan çıkarılabildiğini gösteriyor. Hristiyan bakış açısında insanların büyük çoğunluğu az çok eroin bağımlılarına benzerler. Uyuşturucu bağımlıları arasında mutluluk araştırması yapan bir psikolog hayal edin. Psikolog anket yapıyor ve bu kişilerin her birinin eroin enjekte ettiklerinde mutlu olduklarını buluyor. Psikolog eroinin mutluluğun anahtarı olduğuna yönelik bir makale yayınlar mıydı? Duygulara güvenilmemesi gerektiği fikri yalnızca Hristiyanlığa özgü değildir. Darwin'le Dawkins bile hislerin değeri konusunda Aziz Paulus ve Aziz Augustin'le ortak paydalarda buluşabilirler. Bencil gen teorisine göre doğal seçilim tıpkı diğer organizmaları bulduğu gibi insanları da bireysel olarak kötü bile olsa genlerinin üremesi için iyi olanı seçmeye iter. Çoğu erkek zamanlarını savaşarak, didinerek, rekabet ederek ve endişeyle geçirir ve barış dolu bir mutluluğun tadını çıkaramaz. Çünkü DNA'ları onları bu bencil davranıştan alıkoyar. Şeytan gibi DNA da hazzı kullanarak insanları kandırmak ve bu sayede gücünü arttırmak için uğraşır. Sonuç olarak dinlerin ve felsefi akımların çoğu mutluluk konusunda liberalizminkinden çok farklı bir yaklaşım sergilemiştir. Budistlerin yaklaşımı mutluluk meselesine değil, bütün inançlardan daha fazla önem atfetmesi açısından özellikle ilginçtir. Budistler 2500 yıldır mutluluğun özünü ve sonuçlarını sistematik bir şekilde inceliyor. Bilim camiasında bu felsefe ve meditasyon pratiklerine giderek artan bir ilgi duyulmasının sebebi de bu. Budizm mutluluğa ilişkin temel biyolojik yaklaşımla aynı fikirleri paylaşır. Mutluluğun dış dünyayla değil, bedenin içinde olanlarla ilgili olduğunu ileri sürer. Öte yandan aynı öngörüden yola çıkarak çok farklı sonuçlara varır. Budizme göre çoğu insan mutluluğu haz veren duygularla, acı çekmeyi de nahoş duygularla eşleştirir. Buna bağlı olarak da insanlar nasıl hissettiklerine çok daha fazla önem atfederek acıdan kaçınıp giderek daha fazla zevk duymaya çalışırlar. Bacağımızı karıştırmaktan sandalyede ileri geri sallanmaya veya dünya savaşları çıkarmaya kadar hayatımız boyunca yaptığımız her şeyin amacı keyifli duygular yaşamaktır. Budizme göre buradaki problem duygularımızın sürekli değişen okyanus dalgaları gibi akıp giden titreşimler olmasıdır. 5 dakika önce kendimizi neşeli ve azimli hissederken peşinden üzgün ve amaçsız hissediyor olabiliriz. Bu yüzden de eğer hoş duygular deneyimlemek istiyorsak sürekli bunların peşinden gitmeli ve hoş olmayan duyguları uzaklaştırmalıyız. Bunu başarsak bile daha önceki çabalarımız için kalıcı bir ödül bile kazanamadan yeniden başlamamız gerekecektir. Bu kadar geçici ödüller kazanmak niye bu kadar önemli? Neredeyse ortaya çıktığı an kaybolan bir şey için neden bu kadar çaba? Budizme göre acı çekmenin kökeni ne acı ve mutsuzluk ne de anlamsızlık hissidir.
Aksine bizi sürekli gergin, yorgun ve memnuniyetsiz kılan, geçici duygular için verilen sürekli uğraştır. Bu nedenle zihin haz duyarken bile memnun değildir. Çünkü hazın kısa süre sonra azalacağını düşünürken bir yandan da kalıcı olması ve yoğunlaşması için çabalar. İnsanlar şu veya bu hazı duyumsarken değil, tüm bunların geçici olduğunu anlayıp özümsediklerinde ve daha fazlasını istemeyi başardıklarında acı çekmekten özgürleşirler. Budist meditasyonda hedefi budur. Meditasyonda kendi vücudunuzu ve zihninizi yakından izleyerek kendi duygularınızın kesintisiz olarak yükseldiğini ve alçaldığını görmeniz, bunların peşinden koşmanın ne kadar anlamsız olduğunu fark etmeniz gerekir. Meditasyonda zihninizi ve bedeninizi yakından gözlemeniz, durmadan yükselip geçen hislere tanık olmanız, bunların peşinden gitmenin ne kadar anlamsız olduğunu fark etmeniz beklenir. Bu duyguların peşini bıraktığınızda zihniniz rahatlar, berraklaşır ve tatmin olur. Tüm hisler, neşe, öfke, sıkıntı, şehvet önce yükselir, sonra da geçer. Ama belli duyguları hissetmek istemeyi bıraktığımızda onları olduğu gibi kabul edebilir ve olabilecekler hakkında fanteziler kurmak yerine içinde olduğunuz anı yaşayabilirsiniz. Bunun sonucunda erişilen huzur o kadar derindir ki yaşamları boyunca iyi duyguların peşinden koşmuş insanlar bile bunu hayal edemez. Bu tıpkı bir deniz kenarında durup bir takım iyi dalgalara kucak açıp onların dağılmasını engellemeye çalışırken aynı anda kötü dalgaların yakınına gelmemesi için uğraşan bir adamın durumuna benzer. Günler birbirini kovalarken bu çıldırtıcı çabanın sonunda adam kumlara oturur ve dalgaların diledikleri gibi gelip gitmelerine izin verir. Ne kadar huzurlu bir durum. Bu düşünce modern liberal kültüre o kadar yabancıdır ki batılı New Age akımı Budist içgörüyle tanıştığında bunları liberal terimlere uygulayarak bir nevi alt üst eder. New Age akımları sıkça mutluluk dışsal koşullara bağlı değildir. İçimizde ne hissettiğimizle ilgilidir. İnsanlar zenginlik ve statü gibi dışsal başarıların peşinde koşmaktan vazgeçmeli ve kendi iç dünyalarıyla bağ kurmalıdır der. Kısacası mutluluk içimizde başlar. Bu biyologların iddiasıyla aynıdır. Buda'nın söylediklerinin ise aşağı yukarı tam tersidir. Bu da mutluluğun dış koşullardan bağımsız olduğu konusunda modern biyoloji ve New Age akımlarla aynı düşünür. Fakat asıl önemli ve derin içgörüsü gerçek mutluluğun içsel duygularımızdan da bağımsız olduğudur. Duygularımıza daha çok anlam yükledikçe onların peşinden daha çok koşar ve daha çok acı çekeriz. Buda'nın tavsiyesi sadece dışsal başarıların peşinden koşmayı bırakmak değil, duygularımızın peşinden koşmayı da bırakmaktır. Özetlemek gerekirse mutluluk anketleri mutluluğumuzu kendi öznel değerlendirmemizle ve mutluluğun peşinden koşmayı belirli bir duygu durumuna yakalama çabasıyla ilişkilendirirler. Buna karşılık Budizm gibi pek çok geleneksel felsefe ve dini akımdaysa mutluluğun sırrı kendinizle ilgili gerçeği bilmektir. Gerçekten kim veya ne olduğunuzu anlamaktır. Çoğu insan yanlış biçimde kendilerini duyguları, düşünceleri, sevdikleri ve sevmedikleriyle tam tanımlar. Öfke hissettiklerinde ben öfkeliyim, bu benim öfkem diye düşünürler. Tüm yaşamlarını bazı duygulardan kaçınmaya ve başka duyguların peşinden koşmaya harcarlar. Duygularıyla aynı şey olmadıklarını, bazı duyguların peşinden durup dinlemeden koşmanın insanı nasıl sefil hale getirdiğini görmezler. Eğer böyleyse mutluluğun tarihi konusundaki anlayışımız tamamen yanlış yönlendirilmiş demektir. Belki de insanların beklentilerinin gerçekleşmesi ve keyifli duygular hissetmeleri o kadar da önemli değildir. Asıl mesele insanların kendileriyle ilgili gerçeği bilip bilmemeleridir. Günümüzde insanların bunu eski avcı toplayıcılardan veya ortaçağ köylülerinden daha iyi anladığına dair elimizde herhangi bir kanıt var mı? Akademisyenler mutluluğun tarihini incelemeye sadece birkaç yıl önce başladı. Hala ilk hipotezlerimizi formüle etmekle ve uygun araştırma yöntemlerini aramakla uğraşıyoruz. Daha yeni başlamış bir tartışmayla ilgili kesin sonuçlara varmak için henüz çok erken. Şu aşamada önemli olan şey doğru soruları sormak ve mümkün olduğunca farklı yaklaşımlardan haberdar olmak. Çoğu tarih kitabı büyük düşünürlerin fikirlerine, savaşçıların cesaretlerine, azizlerin iyiliğine ve sanatçıların yaratıcılığına odaklanır. Toplumsal yapıların örülmesi ve çözülüşüyle imparatorlukların yükselişi ve çöküşüyle teknolojilerin keşfi ve yayılışıyla ilgili anlatacakları çoktur ama hiçbiri tüm bunların
insanların mutluluğunu ve acı çekmesini nasıl etkilediğinden bahsetmez. Bu da tarih anlayışımızdaki en büyük eksikliktir. Artık doldurmaya başlasak iyi olur.